Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Elbab'a girmeye hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye sokmak üzere 41 bin askeri sınırda bekletiyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde operasyon yaparken sözde stratejik ortak Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede Türkiye'ye karşıt terör örgütlerini desteklemeye de devam ediyor. ABD yönetimi terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye açık, apaçık doğrudan ağır silahlar vermeye hazırlanıyor. Fırat Kalkanı harekatını sürdüren Ankara, IŞİD'in Rakka'dan sonra ikinci kalesi olarak bilinen Elbab kentine girme hazırlığı yapıyor. Türkiye'nin kendi piyadeleriyle bu işi yapmak yerine Özgür Suriye Ordusu'nun elemanlarıyla bu harekatı yürütmek şu anda bizim planlamamız. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, piyadelerin de operasyona sokulacağı yönündeki haberleri yalanlamıştı. Ancak hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi Elbab operasyonunda ÖSO'nun yetersiz kalma ihtimaline karşı 41 bin askerin sınırda hazır bekletildiğini yazdı. Sınır hattına yığınak yapan TSK, binlerce kişilik tank personeliyle piyade gücünü Suriye'nin sıfır noktasına yerleştirdi. 41 bin askerin Ankara'dan gelecek emirle Suriye'ye gireceği ifade ediliyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde operasyon yaparken sözde stratejik ortak ABD bu bölgede Türkiye'ye karşı terör örgütlerini desteklemeye devam ediyor. ABD yönetimi Türkiye'nin uyarılarına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye desteğini sürdürüyor. New York Times gazetesinde yer alan analize göre ABD Başkanı Barack Obama Milli Güvenlik Kurulu'na PYD'ye daha fazla silah verilmesi talimatı verdi. Pentagon'un merkez komutanlığından sızan bilgilere göre PYD'ye hafif silahların yanında tank savar ve uçak savar gibi ağır silahlar da verilecek. ABD helikopterleri Rümeylan'daki Amerikan üssüne inerek örgütün konvoy halinde gelen araçlarına askeri nitelikli büyük kargolar yüklemişti. ABD'nin Türkiye'yi tehdit eden YPG'ye ağır silahlar verme hazırlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'la yaptığı görüşmede gündeme gelip gelmediği merak edilirken bu gelişme Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım'a soruldu. Biz bu konuda Amerika ile farklı fikirdeyiz. Amerika ile anlaşamıyoruz. Biz YPG olsun, PYD olsun, PKK'nın isim değiştirmiş uzantısıdır diyoruz. PKK neyse bizim için YPG de odur, PYD odur. Amerikalılara bunu biz açıkça söyledik ve bu konudaki hassasiyetimizi de bildirdik. Eğer hala böyle bir kararın arkasındalarsa bunu ancak esefle karşılarız. Doğru bir iş değildir. Bu Suriye'deki sorunu çözmez, daha da karmaşık hale getirir.